Evet, bugün 9 Ekim 2021 Cumartesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın fiyatlarını makul bulduğu tarım kredi kooperatiflerinin Kısıklı şubesindeyiz. Bir alışveriş yapacağız. Bakalım fiyatlar Cumhurbaşkanı maaşına göre mi makul, yoksa vatandaşın aldığı ücrete göre mi makul? Buyurun alışverişimizi yapalım. Kuruları alalım, ezilmesin. Tamam. Çaydan başlayalım. Tamam, şunu alayım mı? Çayımızı alalım, evet. Tamam. Bakalım. 6.90. Yarım kilo da bu zeytinden alalım. 5'er peynirimizi de alalım burada. Tamam. Kaşarın 54.90 burada. Başka buradan alacağımız? Kıyma alacağım ben. Kıymanın kilosu ne kadar? 59.90. 58.90. Biz 1 kilo kıyma alacağız. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Şuradan yumurta alabiliriz. 15 gün yeteceği için 2 tane alacağız. 2 tane mi alacağız? 2 tane. Neredeyse 50 lira. Tamam. Yoğurdumuzu alalım. Toz şeker. Bunu alalım. Çörek de alalım. Tamam. Reçete alalım. Tamam, al bir tane. 6.95. Bir tane ıslak mendil alalım. İki paket alalım. İki haftalık. Tamam. İki paket alalım. Buradan bir tane salça alalım. 15.90. 2 haftalık pirincimizi aldık. Evet. 38.90. Tamam. Mercimek alalım. Tamam. Tamam. Bulgur alalım. Bundan mı? Evet. Tamam. Kuru fasulye alacağız. Nohut alacağız. Evet. Şimdi unumuzu alalım. Ver bana. Bunları almayalım. Biz temel malzemeleri alalım. Bunlar lüks diyorsun yani. Lüks bunlar. Bir tane renk. Buranın kendi ürünü. Tamam. Bir tane çamaşır suyu alalım ben. Tamam. İki bir. Tamam. Şimdi sıvı el sabunu alıyoruz. 33.95. Tamam. Kolay gelsin. Bir tane şampuan alacağım. Tamam. Bunları alalım yeter. Tamam. Tamam, bir tane de şuradan kullanıyorum olur. Tamam, aldık. Bulaşık deterjanı alalım. Yalnız bulaşık makinesi değil. Elde yıkamak için. Hmm. Ya biz şey yapıyoruz şimdi yani. Abur cubur değil. Yani temel ihtiyaçları alıyoruz. Doğru mu? Aynen. Tamam. Buradan başka alacağımız bir şey var mı? Aslında var ama almıyoruz. Nasıl? Bal falan aslında alınır ama almıyoruz. Dediğim gibi işte biz temel ihtiyaçları alıyoruz. Herhangi bir abur cubur yok sepetimizde. Süt aldık, yoğurt aldık. Kolay gelsin. İçecek almıyoruz. Armut alalım o zaman. Tamam, armut alalım. Portakal alırız. Mango falan almıyoruz. Mango falan vatandaşın yemediği şeyi almayacağız. Evet. Portakal alalım. Sıkmak istesek sıkamayacağız. Aynen. İki çeşit aldık.
yani böyle koyalım. Tamam. Bir kilo havuç alalım. Bir kilo havuç aldık. Tamam. Şimdi kabak alacağız. Bir kilo kabak aldım. Tamam. Kabak pazardan da pahalı. 7.45. Demek ki makullük ürünlerin fiyatıyla alakalı değil, maaşlarla alakalı. Öyle anlıyoruz. Şöyle. Tamam. 7.95. Evet. Şuradan patlıcan alalım. Sarımsak alalım. Bir paket de maske alalım. Maske alacağız ne olur. Türk kahvesi alalım. Tavuk almıyoruz. Tamam. Bunları falan almıyoruz. Yok. Havlu kağıt yasak. Yasak mı? Yasak. Pahalı. Evet. Şuradan çıkalım. Tamam, çıkalım. Ne kadar? 777 lira mı? Teşekkür ederim, sağ olasın. Bugün Tarım Kredi Kooperatiflerinin İstanbul Kısıklı'daki market şubesindeydik. 15 günlük bir alışveriş yaptık. Bu alışverişin içinde sadece temel gıda maddeleri var. Sadece çok kısıtlı temizlik maddeleri var. Ve alışverişimiz 777 lira 16 kuruş tuttu. İşte 2 ile çarpmamız gerekir bir ailenin bir aylık masrafı için. Yaklaşık 1600 lira. Türkiye'de 1500 lira, 1600 lira, 1800 lira olan emekli maaşı var. Asgari ücret 2825 lira. Şimdi hep beraber bunu tekrar bir değerlendireceğiz. Buyurun. Bugün İstanbul Kısıklı'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesi üzerine Tarım Kredi Kooperatiflerinin İstanbul Kısıklı'daki marketine geldik. Bize fiyatlar makul demişti. Ama biz gördük ki fiyatların makullüğü ürünlere göre değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı maaşa göreymiş. Bir ailenin sadece temel ürünlerini, temel gıda ürünlerini ve çok basit temizlik maddelerini aldık. 15 günlük bir alışveriş yaptık. İki çeşit meyve alabildik. O meyvede mango falan değil. Sadece portakal ve armut aldık. Buna rağmen alışverişimiz 777 lira 16 kuruş tuttu. Yani bu şu demek oluyor. Bir aylık alışveriş yapsaydık yaklaşık 1600 lira tutacaktı. Ülkemizde asgari ücretin 2825 lira olduğunu düşünürsek, emekli maaşlarının 1500, 1600, 1800, 2000 lira civarında olduğunu düşünürsek, vatandaşın durumu ortadadır. Biz tekrar Ocak ayı gelmeden vatandaşımıza, emeklimize, asgari ücretlimize bir acil ara zam bekliyoruz. Yani vatandaş sadece elektrik faturasını, su faturasını ödese, şunları alsa yine maaşı yetmiyor. Sen ne gördün de gel Sakarya'ya göre? Arada pek de bir fark yok. Hesaplı diye geldik. Değil mi yani baktık? Yok. Aldığımız sebze belli. Biber aldık, patlıcan, kabak aldık. Yani 3 çeşit aldık. Yani arada bir hiç fiyatların bir fark yok. Fiyatların makullüğü değil. Üründe değilmiş, markette değilmiş. Bazı ürünler hatta çok pahalı. Evet. Bazı şeyler mesela burada Sakarya'dan çok pahalı. Biz mesela evet. Sakarya'da pazarda aldığımızdan Daha pahalıydı. Evet. Biber falan daha pahalıydı. 3 çeşit sebze aldık. 2 çeşit de meyve aldık. Bayağı yüksek rakamlar. Evet, fiş buradadır. İsteyen bakıp inceleyebilir. Her şeyimiz açık ve dürüstçedir.